Arkadaşlar bugün sizlerle anneannemin kanalından örflerimi tanıtacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Burada böyle bir silahımız var. Bunun adı Fire Strike. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun iki tane renk çeşidi var. Biri turuncu, biri de gördüğünüz gibi bu mavi. Ben mavisini tercih ettim. Turuncusu Antalya'da var da. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada bir kol var gördüğünüz gibi. Bunu böyle çekiyorsunuz. Bunun bir de lazeri var. Bakın. Bana doğru da tut bakayım bir lazerini. Evet ışığını görüyoruz. Yandan da yaparsan şöyle. Evet. Lazerin parladığını görüyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar bunları... bakın bir tane hemen ateş edeyim. Gördüğünüz gibi çok iyi atıyor. Şimdi bunu kenara koyalım. Ve sıra geldi Infinus'a. Infinus ne kadar büyük Altan? Oyun kadar var. Yok anneanne o kadar değildi. Böyle büyük biraz ağır ve biraz ağır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir tuş var. Bu tuşla bu tuşa basıyorsunuz böyle. Bu şarjör çıkıyor. Şuradaki şeyi hepiniz merak ediyorsunuz. Buradaki yer aslında şuradaki mermileri çevirme yeri. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle 30'luk bir şarjörü var. Böyle. Şarjörü nasıl takıyorsun? Şarjörü basit. Şöyle getiriyoruz. Mermileri tabi şurada okular var. Ona göre koymanız gerekiyor. Yoksa ters atıyor. Aslında atamıyor çünkü bu taraf girmiyor arkadaşlar. Şöyle bakayım orada ne var? Altında bir dişli var. Şurada dönen şeyler var. Bunu böyle takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ses çıktı. Bu ses çıkınca girdiğini anlıyorsunuz. Burada böyle bir yeşil ışık yanıyor. Burada tetiği var. Evet. Burada da ateş etmesi için. Gördüğünüz gibi canavar gibi sesi var. Sesine bak. Arkadaşlar. Sessizce bir daha bas da bir sesi dinleyelim. Böyle bir sesi var arkadaşlar. Ve burada bir mermi sıkışırsa diye mermi kurtarma şeyi var. Size dediğim dişle işte burada. Burada işte mermiler sıkışıyor atıyorum. Tuşa basıyorsunuz. Tabii arkadaşlar bakın. Bura böyle açık oluyor. Burada kırmızı ışık yanıyor. Atamazsın diyor. Neden? Çünkü burada şey olunca kırmızı ışık yanınca atmıyor. Bura açık oluyor veya pili bitmiş oluyor. Pili bitince birkaç dakika bu böyle kırmızı oluyor. Sonra bura şey oluyor. Işık sönüyor. Bir daha da basıyorsunuz açılmıyor. Gördünüz mü? Sonradan açıldı. Burada en sevdiğim şey genelde şarjörler 25'lik oluyor en fazla. Nerf'ü tasarlayanlar 30'luğu da tasarladılar. Bu çok hoşuma giden bir özellik. Evet, bunun tanıtımı bitti mi? Hayır anne. Bir de gördüğünüz gibi şurada bir simge var. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama güzel gözüktürüyor. Şurada gördüğünüz gibi elit yazıyor. Bunu da kenara alalım. Aslında almayalım. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki kısım da çok hoş. Bakın böyle yapıyorsunuz. Böyle şurada da yamuk bir şey var elini şöyle koymak için. Tamam bununla da işimiz bitti. Bunu da şöyle. Bu tarafa getir. Evet. Bu şöyle evet bu böyle şöyle kalsın. Tamam. Kalsın. Şimdi de benim en son aldığım Delta. Yaş günü hediyen mi acaba bu? Evet yaş günü hediyem Delta Trooper. Babam mı aldı sana? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Bunda 12'lik bir şarjör var şöyle.
Bunda gördüğünüz gibi Delta Trooper yazıyor zaten. Arkadaşlar bunu 3 parçaya ayırabiliyorsunuz. Bakın hemen isterseniz ayırayım. Bir de arkadaşlar burada böyle bir şey var. Bu. Bu aslında bura böyle çekilmiyor ya. Daha önce çekmişsiniz. Bura çekemiyorsunuz böyle. İttiriyorsunuz ittiriyorsunuz olmuyor. Ama bura üstte oluyor tabii çektiğinizde. Çünkü bu buraya geliyor. Altında herhalde bir şey var. O burayı şey yapıyor. Burayı böyle indiriyorsunuz. İndirdim. O şarjör mü oluyor? Ne oluyor? Yok. Şarjör değil. Bunun da böyle bir sıkışma yeri var. Bak arkadaşlar. Onu daha iyi görün diye şuraya mermi sıkıştırdım. Oradan ittirdim gördüğünüz gibi. Bakın mermi çıktı. Şimdi burayı da kapatalım. Şu mermiyi şuraya koyalım. Arkadaşlar size çok tuhaf bir özelliğini söyleyeceğim. Bunu 3 parçaya ayıracağız birazdan. Bunu böyle gene çekiyorum. Çektim. Yaptım. Bunu böyle çekmeden çıkmıyor arkadaşlar. Bak onu illa çekmeniz gerekiyor. Bakın. Bir çekmeden deneyelim isterseniz. Bakın. Tuşu burada ittiriyorum. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ama burayı böyle çektiğiniz zaman şöyle orada çekeyim. Bir kimi var herhalde. Çekince doğru çıkartacaktım ben. Niye takıyorum ki? Böyle çıktı. Evet. Hem de tek hamlede. Bir tane tıklıyorsunuz çekiyorsunuz. Bunu da takalım. Delta Trooper 3 parçaya ayrılabiliyor dediğim gibi. Bir dakika arkadaşlar sıkıştı. 2 tane mermi koydum buraya. Bu mermiyi de şuraya alalım. Kapatalım. Şu an kardeşim de yanımda. Ama o kameranın arkasında görmüyorsunuz siz. İzliyoruz değil mi? Evet. Beraber. Kardeşim de gösterin. Geç şöyle sen de bu yaptığının yanında kal Elvin. Şimdi beraber Altan'ın anlattıklarını beraber takip edin. Arkadaşlar bu silahta kötü bir özellik var. Bazen burayı böyle çekemiyorsunuz. Bastırmanız gerekiyor. Bazen çekilmiyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama bu çok kötü bir özellik. Şimdi sizi bunu ayıracağım. Bakın hemen. 3 parçaya mı ayıracaksın? Evet hemen. Niye o çıkan parçaların isimleri ne? Bu namlu. Namlu. Bu da herhalde şuraya koyulmak için ama adını bilmiyorum. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Buradaki şeyler de kablo falan oluyor. Mega mastodon'da var. Mastodon'un şey ne bunları da takabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bunları çıkarttım ben. Şöyle fire strike gibi oluyor. Bakın arkadaşlar. Tek fire strike'ın olmadığı özelliği hem daha büyük. Hem şarjör var hem de lazeri yok. Ama yoksa bakın arkadaşlar. Böyle de oluyor. Şimdi de bunu ayırdım. Şimdi kardeşim de evden hızlı oynuyor. Oyna Elvin. Oynasın tabii ki. Bak arkadaşlar şimdi bu şarjörü şimdi çıkartmayacağım. Burada bir şey var. Bakın. 1-2 bunu takıyorsunuz. 3'te böyle bir şey oluyor. Ve bir tane daha var. Sadece böyle oluyor. Bir de yani arkadaşlar anlayacağınız birçok özelliği var. Bir de böyle oluyor. Yani bir nöf kaç çeşit şekle girebiliyor?
Ama evet, fiyat olarak da düşünürsek 228 liraya aldık olaraktan. Sadece onu aldım, mermilerle diğer aparatlarını yok. Toplamda 335. He, yok, 385 oluyor. Böyle bir silah arkadaşlar. Çok güzel. Delta ismi çok yakışmış. Trooper'ı evet, yazmasalar da olurdu. Delta güzel olmuş. Bu da Elite serisinden. Şimdi ikimiz de birer şöyle hedefe şey sıkın bakalım. Göreyim. Hedef kapışa bulayım. Arkadaşlar şimdi hedef atma şey yapacağım. İlk önce gördüğünüz gibi burada da şey çekmiştim. Fire Strike ile başladım. Gene Fire Strike ile başlayacağım. Hemen atışımıza geçelim. Şurada bir anahtar var. Işık kapatma şeyi. Bunu hedef alıp bunu vurmaya çalışacağım. Lazerimi de kullanacağım. Değdi ama kapanmadı. Devam edelim o zaman. Evet, bir de hakkın daha var. Evet. Arkadaşlar şimdi Delta Trooper'la devam ediyoruz. Az önce Fire Strike'ı yaptık. Şimdi Delta'yı deneyelim. Yine 3 atış hakkım var. Biri de olmadı. Başlıyorum. Oo, çok güzel. Oldu. Devam. Devam. Olmadı. Bu neydi? Bu Delta Trooper'dı. Onunla da atışlarını tamamladım. Evet, şimdi de Sniper Usta. Hemen mermileri hemen koyalım şöyle. Tamam, hemen Sniper Usta'da başlayalım. Evet. Usta. Değdi ama olmadı. Şimdi nerflerimin tanıtmasını bitirdim. Anneannemin kanalına abone olmayı, zile tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.